Herkese merhaba arkadaşlar. Hello Nigbor, Hit and Seek'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hit and Seek. O bildiğini Seek değil ayol, Psych. Bilmiyorum nasıl okunuyorsa, büyük ihtimal Seek diye okunuyordur. Okunuyordur yani. Bu oyun hakkında size kısa bir bilgi vermek isterim. Hani bizim psikopat, sapık, ruh hastası bir tane komşumuz vardı ya, bizi peşliyordu. O adam neden öyle olmuş? Niye sağa sola saldırıyor? Niye delirmiş? Bu oyun işte onu anlatıyor galiba. Oyunun öncesini anlatıyor. Hep beraber göreceğiz. Yeni bir oyun mu başlatmak istiyorsun? Kesinlikle dostum, yoksa niye sana sorayım ki? Evet. Başlıyoruz. Tik tak. Bakın, yıllar yıllar önce bizim psikopat komşumuzun mutlu yılları bunlar galiba. İki tane çocuğu var. Bakın arkadaşlar, bizim psikopat komşunun nasıl da mutlu, normal bir insan gibi davranıyor. Sanki hiç bıçakla beni kovalamamış gibi davranıyor. Eskiden böyleymiş işte. Her normal bir adam gibiymiş. Bir babaymış. İki çocuğu varmış. Galiba o yumurta kızartan da karısı. Çocukları saklambaç oynuyor. Gördüğünüz üzere. Vay be. Normal olduğu yılları bir gördüm de duygulandım. Bu adamın tek değişmeyen şeyi ne biliyor musunuz? O eşsiz fiziği. Yukarıdan aşağı doğru incelen ve götü sımsıkı ve küçük. Harika deli. Neyse. Saymaya devam et ha. Ben gideyim de saklanayım. Üst kata mı gidelim? Saklanalım. Kardeşimizle saklambaç oynuyoruz. Oyun öyle başlıyor. Şu an ben herhalde şu adamın kızı rolündeyim. Oyunda onu oynuyoruz. Girdik buraya, saklanıyoruz. Saklansana mı? Kapı arkasına saklanmış. Çok zeki bir karakter değilim. Bu çocukların her saçma şeyde böyle aşırı eğlenmesi var ya, beni öyle irite ediyor ki. Sayıyor musun? Bir daha mı saklanacağım? O nasıl ses amına koyayım? Dinozor çiftleşmesi sesi çıkarıyor, bakayım. Ben bir gün yolda yürürken böyle bir ses duysam herhalde ki son ses karakola doğru koşarım. Polisten yardım istemeye. Çıkalım bakalım. Hayda, evin içinde birden Amazon ormanlarına düştük evin içinden. Şimdi ben bu ormanda ne yapacağım? Burada bir kel aynak var. Amına koyayım ne lan? Bir dakika. Oğlum bu ne lan? Kardeşim beni kovalıyor galiba. Orospu çocuk çita kıyafeti de giymiş, saatte 122 km hızla beni kovalıyor. Bak hele, saklambaçtan birden nasıl bir bulmacanın içine düştük. Buradan acaba nasıl kurtulacağız? Oğlum bırakmıyor da insan peşini bu. Ay, cinsi sapık peşimde oluyor. Bizim bundan mı saklanmamız gerekiyor acaba, bu sapıktan? Evet, saklandım. Hele bak hele. Kuduzdur amına kodumun çocuğu. Ya oğlum, bir insan kardeşini öyle kovalar mı ya? Ne yaptım oğlum, sen abur cuburlarını mı çaldım? Kalk kalk kalk, yardım et. Şimdi bu bizi yakalarsa ne yapıyor? Gel lan teke tek. Amına balıklama dalarım amına. Gel gel. Bizi yakalıyor. Bizi yakalayınca ne oluyor? Oyun yeniden başlıyor galiba. Şimdi arkadaşlar, ben bu bölümü biraz araştırdım nasıl geçilir diye. Galiba bu koca eşsiz ormanda bulmamız gereken 12 mi 16 tane oyuncak varmış. Onları bulup bir kafese tıkmamız gerekiyormuş. Ve şu bizi çita gibi kovalayan kardeşimize de yakalanmamamız gerekiyor. O ses ne lan? Merhabalar. Ha, mesela birinci oyuncağımız bu. Bunu alıp kafese... Orospu çocuğu kaçtı. Bu ormandaki bütün oyuncakları bulmam lazım. He, hemen bakalım. Bak şurada bir şey var. Bir basketbol topu. Alalım elimize. Şimdi bu topu aldık ya elimizde. Gelip şuraya atacağız. Birinci oyuncağımızı attık. O çita da bu arada etrafta geziyor ile rastgele. Bir oyuncak daha buldum arkadaşlar. Dürbün müdür nedir? Ha, bizim o orospu çocuğu nereye gidiyor? Kendim işaretliyor da amına koyayım. Kendi alan mı açıyor? Kendi garıyor. Psikopat. Kendi tam bir çita olarak benimsemiş. İkinci oyuncağımızı da bulduk. Geriye 10 tane filan oyuncağımız kaldı. Onları bulup şu ormandan kurtulmamız gerekecek. Ulan o kadar gezdim, daha zor 2 tane buldum. Biraz daha gezelim. Şu kayaların ismi Hoensons kayaları. Bunlar özellikle yıllarca birbirlerine çakışıp kuma dönüşür. Metafiziğin en önde gelen şeylerinden biri. Yani anlatabiliyor muyum size? Ben doğa hakkında her şeyi bilirim. Şuna çok... Aa! Amına kodumuna çok tilt oldum. Bak bu ses çıkarınca kardeşimizi çağırıyor ha. Bak bu orospu çocuğuyla bu anlaşmalı bizi nasıl kovalıyor bak. Amına kodumun çakalı, gel yakala. Hadi dostum gel beni yakala, bu bacaklar kaçmak için yaratılmış. Hop!
Bundan kurtulacağım. Bak şurada sörf yapalım. Amına kodumun çakalı. Beni görmedi. Bulmam gereken... Aha köstebek. Köstebeği alabilirsem çok iyi olacak. Bunu da kafese tıkmalıyım. Amına koyayım, yaklaşınca bu kendi kapatıyor. Gel lan buraya. Siktir git. Elimi sokar alırım ha. Ben elbet seni yakalarım oğlum. Biraz gezelim, mutlaka bir şeyler bulacağız. Şurada bir mağara var. Mağarada aslan var. Alabilir miyim? Hayır alamıyorum. İşte kesin de bunları almanın bir yolu vardır da işte bulmaca, bunları sırayla çözeceğiz arkadaşlar. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Aha yine geldim. Ya oğlum siktir git bir bana rahat ver lan! Ya beni yakalayınca kafesteki oyuncaklarımı dağıtmıştır kesin bu. Bir dakika arkadaşlar, şurada bir biftek vardı gölün altında. Alalım. Aklıma bir fikir geldi. Bir aslanı mağaradan çıkarmanın tek yolu biftektir. O yüzden bu bifteği aslanın önüne atacağız ki aslan gelsin yesin. Biz de onu alalım buradan çıkalım. Aslan besliyorsan yemini vereceksin. Neredeydi bu aslan ya? Burada... Ay köstebek gel. Bu orospu çocuğu hep böyle yapıyor, ben bunu var ya. Yakalayamıyorum ha. Oğlum bu ormandaki bütün hayvanları ben nereden toplayayım ya? Her çeşit hayvan var ki ne? En büyük hayvan da bu orospu çocuğu, bu en hızlı hayvan. Çita mahsustan çita kaplan mıdır, çita mıdır, puma mıdır, aslan mıdır, geyik midir belli değil amına kodumun çakalı. Bak hele, enerjisi de tükenmiyor. Yemeğini yemiş orospu çocuğu, oyun oynamaya çıkmış. Sokak köpeğin enerjisi biter mi? Gel yakala gel, parkur yapalım, kim daha hızlı? Bakalım sen mi daha hiperaktif bir çocuksun, ben mi? Hadi. Nereye gitti lan? O da hiperaktif galiba, durmuyor o yerinde. Ben arada duruyorum, o durmuyor. Küreğin arkasındayım, gel de yakala. Aa buna koduma çakal, nereden çıktın birden? Aa. Ya senin o ananın amını böyle tutayım, öyle parçalarını ayırayım ben. Zaten bu bizim komşumuzun çocukları da onun gibi uyuyamıyam amına koyayım. Geliyor insana saldırıyorlar. Bu bulmacayı nasıl çözebiliriz ki? Wilson oğlundan ne bekliyorsun? Babasına çekmiş. Aha aslanın mağarası. Gel kuçu kuçu gel. Aslan kuçu kuçu diye çağrılmaz ki, koca aslan. Gel ormanların kralı. Vurduğunu deviren, tuttuğunu siken aslan. Etini şuraya bırakıyorum. Aa eti görünce geliyor. Etin kokusunu alın. Tamam gel gel. Şuraya indireyim de geliyor. Gitti. Çakal sesi nereden geliyor? Köstebek beni kızdırıyor. Seni tuttum mu ananı yatırırım. Neyse. Gel ye gel yemeğini. Şuraya bıraktım. Ya kokusunu Ali de gelip yemiyor ha. Aslan oğlum benim. Ye. Bakalım. Senin gibi kralın anasını sikeyim. Sen mi ormanların kralısın? Bir yemek yemekten acısın lan. Şu et daha bize lazım olmaz herhalde. Neyse bulduğumuz diğer bir oyuncağı bu dördüncü mü ettin ha? Gidip yerine koyalım. Ulan durun durun. Hepsini hepinize sıra gelecek. Hepinize. Bunu da attık dört etti. Çok güzel. Ama zil çaldı. O zil çalınca bizim yamyam kardeş geliyor galiba. Bu durmaksızın buhar ve su fışkırtan şeyin ismi geyzermiş arkadaşlar. Bu volkanik kayanın ismi. Öğrendim, iyi oldu. Geçen yorumlarda biri söylemişti. Üstüne çıkıyoruz. Etrafta bundan 4 tane filan var. Bir dakika. O psikopat kardeşten de bir tane var. Dediğim gibi etrafta o geyserlerden 4 tane var arkadaşlar. Birini taşla kapatınca öbürü daha çok su fışkırtıyor. Çünkü enerjisini boşaltmak istiyorlar. Ya siz mantığını birazdan anlarsınız bak. Şu taşı bir ver de. Bakın şu dolabı görüyor musunuz arkadaşlar? Oraya sıçrayıp bir şey almamız lazım. Orada da birkaç oyuncak var galiba, onları almamız lazım. İşte bu bizi oraya fışkırtacak. Üstüne gidiyoruz. Şu an yeteri kadar bizi yukarı fırlatamıyor. Bunun sebebi etrafta bundan 4 tane olması. Bir tanesini kapatacağız, bu arada daha fazla bizi yukarı fışkırtacak. İşte buna fizik denir. O çitaya görünmeden yapmamız lazım bunları. İlk önce şunu bir kapatalım. Böyle. Heh. Boynuna bak. Boynuna kanepe plastiği koymuşlar. Gagası böyle ses çıkarıyor. Yani gagasını tutacağım, açacağım. Tüh, balık atacağım içine. Sarı balığı yemek isteyen var mı? Şurada kutular var. Hapşırığım geldi. Bu küçük oğlanı anaokuluna vermeyin. Milletin çocuğunu da ver bu. Çünkü hiç ortamlara karışmamış ki.
Çita kıyafeti giymiş, 120 kilometre hızla koşuyor. Orospu çocuğu ejderha kıyafeti giyse galiba alev fışkırtacak. Öyle bir çocuk. Orada kör orada. Beni göremezsin ki, ben çalının içindeyim şu an. Anan bilir ama, annem bilir çalının içindeyim ama. Annem bilir. Etrafı iyice bir bakıyor, ben çalının içindeyim ama. Hele bak hele hareketlerine. Çalının içindeyim ulan. Kendi harbiden bir köpek zannediyor. Oğlum bu iyicene hayvan olmuş ha. Bunu bir veterinere götürsenize bunu. Buna bir köpek maması verin amına koyayım, aklı başına gelsin. Kokumu alıyor. Kokumu alıyor, bırakmıyor ben şefi. Ben buradan çıkıp kaçayım o zaman. Usta beni şuraya fırlatabilir misin? Bir dakika. Şöyle. Yok hayla yeterince fırlatamıyor. Şu taşla bir yeri daha kapatsak fırlatır galiba. Kapattık, kaç. İki volkanı geri kapattım. Şimdi ben buradan kendimi fırlatacağım, şuraya gitmeye çalışacağım. Oraya gelemez. Çünkü benim bildiğim kadarıyla çitalar falan uçamıyor. Çok güzel. Bir taş daha bulduk. Şuradan bu ağaca atlasak ne olacak acaba? Hiçbir yararım olmadı. Bir daha şansımı deneyeceğim. En tepeye atmasını istiyorum beni. Şöyle en tepeye at, en tepeye at. En fazla buraya atıyor. O zaman bir yeri daha kapatmamız lazım. İyicene enerji birikmesi olması lazım. Gel evlat. Hop. Bak bakalım ben neredeyim acaba. Şurayı da kapatalım. Kapattık. Ben neredeyse 3 tane geyseri kapattım. Geriye ne kaldı? Sadece oradaki kaldı. Bak ne biçim fışkırtıyor. Oraya gidip kendimizi en tepeye fışkırtalım. Aha bizimki de orada. Üstünden atla. Gel de yakala bakalım. Cahil ucube. Evet işte istediğim buydu. Geldik han tepeye geldik. Burası boş. Burada bir şey yok. İkinci katmanda bir şey var mı? Şuraya kemi hafiften düşürmeye çalıştıracağım. Bir şey daha bulduk. Bu ne lan? Eşek mi? Arkadaşım şimşek. Gergedan ya. Eşekte boynuz mu var amına koyayım? Eşek sana böyle bir boynuz taksaydı görürden eşek mi değil mi? Bildiğin gergedan. Gergedan boynuzu dünyadaki en kıymetli şeylerden biridir. Esnek yapısı ve kıvrımlı şeyiyle birlikte eski çağda dildo olarak bu bulduğum iki tane oyuncağı gidip şeye atayım. Şuraya atayım hemen. Bir. İki. Zil çaldı, bizim sapık gelir. Buradan maymun sesi mi geliyor? Şu ağaçtan maymun sesi geliyor. Nasıl düşüreceğiz onu? Bir şey yok mu fırlatak düş? Şu kutuyu versene. Ağaca fırlatacağım. Amına kodumun şempanzesi seni. Düşmedi. Daha doğrusu oraya değmedi. Şu kovayı bir devirelim. Kova da devrilmiyor. Bir dakika beni ağaca fışkırtsana, oradaki maymunu kapayım geleyim. O yukarıdaki de ne, o mu maymun acaba? Hele beni oraya fırlat. Evet. Şurada bir maymun var ha, şu ağaçta özellikle. Şöyle kendimi oraya atacağım. Tutsam. Hadi maymun. Göremedim. Şimdi de sırada ben buraya çıkmaya çalışacağım. Onun için burayı bir açalım. Ver şunu. Gidip diğer tarafı bir kapatayım. Şurayı bir kapat önce. Tamam, şimdi orası çok fışkırtıyor. Bu sefer oraya atlayacağız. Fışkırtma mekanikli oyun. Fışkırtmak bazen işinize yarayabilir aslanlarım. Bunu unutmayın. Fışkırtmak deyip geçmeyin. Çok önemli bir hareket. Buradan biz de kendimizi fışkırtmaya kapalım. En yukarıya, en yukarıya. Evet. Bak hele bak. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Bir tane zebra. Zebralar yabani atlardır. Bir tane de şey bulduk. Bir tane yine bu orospu çocuğunu bulduk. Üçtür bunu buluyorum. Başka ne var? Amına koyayım. Oha. Aaa! Ne yapıyorsun amına koyduğum çocuğu? Sakat orospu çocuğu, yavaş lan. Galiba bu kel aynanın yumurtası, o yüzden öyle panik yaptı. Seni gidi seni pezemek amman evladı seni. Bak hele bak. Bir de sen yumurtan düştü ki aşağıya. Kuluçkaya mı yatmaya geldin? Yumurtan altında yok ha. Seni uyarayım da. Oğlum boşuna kuş beyinli demiyorlar ki. Beyinleri yok, kafası almıyor. Yumurtan düştü ha. Ve bu ne biçim kuluçka lan? Böyle kuluçkaya mı yatılır? Altı sandalyeye benziyor.
Nasıl bir kuştur ise? Anka kuşu mu ne? Ömrümde böyle bir kuş görmedim. Mokoko ormanları. Şu dolap var ya, oraya bir daha gideceğim galiba. Orada bir tüfek gibi bir şey varmış, onu almaya çalışacağım. Eğer ki orada gerçekten bir tüfek varsa ben şu etrafta dolaşan köpeği öldüreceğim. Sürekli farklı bir isim koyuyorum. Köpek, kedi, maymun, artık her neyse. Onu tutup paramparça edeceğim. Şu dolabın üstüne bir konabilirsek. Şuradaymış galiba. Evet. Ooo. Bakalım. Harbiden ha. Tam bir av tüfeği. Şimdi ateş edeceğim. Bu ne lan? Bu pamuk fırlatıyor amına koyayım ben. Oo, çocuğu öldüremem ki bununla. Ne işe yarıyor acaba? Ta 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 ta. Neyse dur hele, ben gidip bu pitbull'u ateş edeyim, işe yarayacak mı? Hele gel buraya pitbull, artık bir tüfeğim var. Kendimi koruyabilecek miyim? Nerede? Pitbull gel, gel, gel. Geliyor. Ama artık çok daha güçlüyüm. Göremiyorum. Gördüm. Gördüm. Amına kodumun çakalı. Değiyor. Değiyor değil mi? He? Rahatsız oluyorsun. Umarım öleceksin. Aa, senin büyük pençelerin varsa benim de aklım ve silahım var. Al sana kötü hayvan. Öldürmeye çalışıyorum pamukla. Sen beni kızdırdın, ben de seni kızdırayım. Hadi gel yakala, hadi. Şu bacaklarım var ya. Ananı bile ensesinden bile ısırırım. Demek çitasına çit olmanın zorluklarını da öğrenmelisin. Öldürmüyormuş. Ama denedik, onu öldürmeyi denedik. Buna bir ateş edelim. Böyle yumurtasının olduğunu mu zannediyor? Senin yumurtanı yedim mi yedim? Bakın şu kuşu avlayabilecek miyiz? O da bir oyuncak galiba. Ama hareket eden uçan bir oyuncak, elektronik. Şöyle ateş edeceğim. Düşürmeye çalışacağım. Değmiyor ya. Gel buraya kuş. Hep de aynı rotada uçuyor. Dur bu sefer avlayacağım. Attım attım, tutturamadım. Şuraya bir ateş edelim. Hadi be hadi be. Avladım 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 avladım. Değmiyor ki. Bu tüfek birkaç hayvanı bulmakta işimize yarayacak galiba. Örneğin şu kuşu avlayabilseydik. Kuşu yoluna ateş edelim. Sürekli buraya ateş edelim, belki düşer. Değecek değecek. Aaaa! Nasıl da girdi götte. Hop. Bugün yemekte kanat var. Bakalım. Gözlerine bak. Biri Karadeniz'e, öbürü Güneydoğu Anadolu'ya bakıyor. Alalım. Şimdi şunu aldık. Bir de şu ağacı hatırlıyor musunuz? Orada maymun sesi geliyordu. Bir de oraya gidelim. Maymunu avlamaya çalışalım. Tüfek iyi oldu ya. Kendimizi çiteye karşı da savunuruz. Bize bir şey yapamaz artık. Gel bakalım. Kendimi sırşattım. Şimdi bu ağaca ateş edeceğim. Bu ağaçtaki maymunu düşürmeye çalışacağım. İnşallah bir mermi değer. Ateş ettik bir sürü. Düşüremedik. Aha! Gerçekten de maymunu buldum. Oğlum bu maymunun armut gibi kafası var. Hatta yarrak gibi kafası var. Fark ettiniz mi? Aşağısı taşa, yukarısı yarrağa benziyor. Ben bu maymunu dildo diye birilerine satabilirim aslında. Zavallı. Eşek gibi bağırıyordu. Ben dedim o ağaçta kimdir bari. Şurada da bir oyuncak var. Bir dakika. Bir buraya konalım. Evet. Bu ne? Burada da domuz var galiba. Fil mi? Fil dedin. Oğlum. Filin hortumu da yarrağa benziyor. Bu oyunda niye her şey yarrağa benziyor? Yarrak kafalı maymunu da atalım. Evet çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Fil Yarrağı Yen Domuz. Bir domuz bir gün ormana gitmiş. File demiş ki, sen ne kadar da heybetlisin, kesin çavuşun da öyle heybetlidir. Fil demiş, eğer ki bunu merak ediyorsan gel test et. Çavuşunu çıkarmış, öyle salladığı gibi domuza batırmış. Domuz demiş ki, o sesini o gün çıkarmış. Ne diyorsun lan sen? Yakalayamadım, bir köstebek kaldı galiba. Onu da elbet, onun da sonu yakındır. O da götü çok aşınıyor çünkü. Bu sefer tam kovanın içine düşer. Hop! Çok rahatlıkla kovanın içindeyim bu sefer. Kova dedin tam şurada. Düştüm. Aha. Yemin ederim kovanın içinde de bir oyuncak varmış. Alıyoruz. Evet, içeride mahsur kaldık. Hiçbir çıkış yolu bulamıyorum. Böyle bir çukurun içinde mahsur kaldıysanız yapabileceğiniz tek bir şey var. İtfaiyeyi aramak. Ha, telefonunuz yanınızda mı yok? O zaman tek bir seçeneğiniz var. Oturup saatlerce bekleyeceksiniz. (Gülüyor)
Tabii bunun çok etkili bir yöntem olduğu söylenemez. Sürekli bağırarak mahsur kaldım. Yardım, imdat gibi. Böyle psikopatça bağırıp şu duvara çıkmayı da deneyebilirsiniz. Bu da işe yarayamayacaktır. Ama çareler asla tükenmez. Bir ihtimal bir karga sizi alıp kurtarır. Bunu unutmayın. Tek bir çaremiz kaldı. Köstebeğin çıkabileceği bütün delikleri tıkamalıyız. Hem de kutuyla. Örneğin şuraya kutu yerleştirdim. Köstebek artık... Güzel yerleştirmem lazım. Evet. Biraz ittirelim. Köstebek artık buradan çıkamayacak. Birinci deliği kapalı. Tam kapatamadım. Ne büyük bir delik lan bu. Anasında da böyle bir delik açacağım. O köstebeğin görecek. Ben bundan sonra sen deliklerini taşla kapatırım. Taşla. Heh. De çık da buradan çık hadi. Çık da seni göreyim ben. O küçük deliğini göreyim. Nasıl bir delik seninki? Urrrrs bu çocuğu yakaladım. Kanun seni delikte sıkıştırdı. Tam basket atalım. Girdi mi? Oo, evet bitirdik arkadaşlar. Son hayvan uymuş. Bölümü bitirdik, saklambaç bitti. Evet, bunların annesi galiba yemeğe çağırıyor. Bizim komşunun karısı. Karısı varmış bir zamanlar. Bakmayın böyle. Yani hayvan gibi bir insan olduğuna bakmayın. Zamanda birilerini etkileyip evlenebilmiş. İki tane de çocuk yapmış. Eskiden mutluymuş. Göreceğiz bunların mutluluğu nasıl bozulmuş diye. Hem karşıda baya marifetli ya. Bir pasta yapıyor, bir yumurta yapıyor, bir ekmek kızartıyor. Bizim Hanzo zor dönümlerden geçirmiş gibi kendini. Bir dakika şurada bir durduralım. Ne oluyor oğlum, hırsızlık mırsızlık bir şeyler mi oluyor? Size göstereyim. Aha, en filmlerdeki gibi en heyecanlı yerinde bitirelim. Hırsızlık yaparken yakalandı. Bu serinin devamının gelmesini isterseniz arkadaşlar, bizim komşu nasıl delirmiş, neler olmuş, bunları görmek isterseniz like atıp yorum yapmanız yeterli ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.